Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Büyükşehir ve ilçelerin bütçesini yeterli bulmadı. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel bütçeyi ve performans kitapçığını reddettiklerini söyledi. Salih Bey, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütçeyi ve performans kitapçığını reddettik. Neden reddettik? Yetersiz bulduğumuz yerler çoktu. Bütçede de onay vermediğimiz konular çoğunlukta olduğu için Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bunları reddettik. Bu konulardan bazılarını ben izah etmek istiyorum. Fen işlerinin geçen yılki bütçesi 140 milyon iken bu yıl 118 milyona inmiş. Yani Kayseri'de fen işleri yapacak iş mi bulamamış, ödenek mi bulamamış? Bunu hep beraber sorduk, cevap alamadık. Sosyal hizmetler daire başkanlığına yine geçen yıl 10 milyon gibi bir rakam ayrılmışken bu rakam bu yıl 13.6 milyon. Artış var evet ama bu kıtlıkta, bu yoklukta bu artışlar yetmez. En az bunun 50-100 milyonlar seviyesine acilen çıkarılması lazım. Kırsal hizmetler geçen yıl 100 milyon idi, bu yıl 110 milyon oldu. Bunu da yetersiz buluyoruz çünkü enflasyon farkları var. Yani %50'ye yakın enflasyonun olduğu bir ülkede bu paralarla hiçbir iş yapamazsınız. Kültürel ve sosyal işler için 9 milyon lira ayrılmışken geçen yıl bunun rakamı azaltılmış, bu yıl 8.8 milyona inmiş. Yani kültürel ve sosyal işler yapılmış, bitmiş, daha da bundan azaltılma yapılıyor. İtirazlarımız bunaydı. Ulaşım hizmetleri de geçen yıl 140 milyon lira ayrılmışken bu yıl 130 milyona indirilmiş. Burada da Kayseri'nin bütün ulaşım sorunu çözüldü de mi indiriyorsunuz diye bir sorumuz oldu. Tabii yanıt alamadık. Bunlar dışında bu yıl yaklaşık 170 milyon lira gibi borçlanma bütçesi var. Bunlar tahmini bütçeler. Yaklaşık da 44 milyon gibi bir rakam bu yıl faiz ödemesi planlanıyor. Sadece bu ana gövde belediye şirketleri bundan hariç. Bunlar dışında biz belediyemizin bütçesinin mezarlık yapımı, hava kirliliği, tarımsal verimliliğin artırılması gibi hayvansal kalkınma projelerinin desteklenmesi gibi konularda yine yetersiz buluyoruz. Bununla beraber kütüphanelerin ziyaretçi sayısında ciddi bir artış olduğunu gözlemledik. Bu şekilde de geçen yıl ve ondan önceki yıl elimizde rakamlar var. Bunun daha da desteklenmesi, hatta mümkünse 24 saat açık il içerisinde kütüphanelerin, ilçe içerisinde kütüphanelerin kesinlikle ve kesinlikle olması gerekiyor. Kent ekmek büfelerinin sayılarının arttırılmasını rica ediyoruz. Özellikle de buna ihtiyacı olan daha düşük gelirli semtlerde acilen kent ekmek büfelerinin sayılarının arttırılması gerekiyor. Yine Kartal Kavşağı, Talas Bulvarı ve İpek Saray Kavşağı gibi adlandıracağımız kavşaklarda da ciddi ulaşım ve trafik sorunları var. Bunların da bir an evvel çözülmesini rica ediyoruz. Ve artan hava kirliliğine karşı mutlaka belediye, bakanlık yetkilileriyle ortak hareket edip bu sorunu tamamen ortadan kaldırılmalıdır. Çünkü 3 yıldır gitgide artan bir hava kirliliği görüyoruz. Bununla beraber hobi bahçeleri ayrı bir gündem. Hobi bahçelerinde yakında kura çekimi yapılacak, sahipleri yeniden belirlenecek ama burada hobi bahçelerinin acilen sayılarının artırılması lazım. Çünkü ora bir rehabilitasyon merkezi gibi, stresi, sıkıntısı olan insanlar oralara gidiyorlar. Demek ki çok talep var ki 10 bin civarında zannediyorum başvuru olacak şu andaki gelen bilgilere göre. Bir an evvel bunların sayılarının ve artırılması, altyapılarının yenilenmesi lazım. Çok teşekkür ediyorum.